Evet başkanım, bugün başkanlık devir teslim töreni gerçekleştirdiniz. Evet. Duygu dolu da bir konuşma yaptınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben öncelikle bana bu ilçe başkanlığı fırsatını veren büyüklerime şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü yapılabilecek en şerefli görevi bana verdiler, tevdi ettiler. Dolayısıyla ben demin de söyledim, dünyadaki her şeyin fani olduğuna inanan bir insan olarak bu koltukların da gelip geçici olduğunu bilen ama bu koltuğun hakkını vermem gerektiğine inanan bir kardeşinizim. Dolayısıyla ben bulundum bu koltukta her zaman mazlumun, fakirin, fukaranın yanında olmaya çalıştım. Benim biraz önce gazeteci arkadaşlar bize sitemvari şeyler söylediler ama benim hiçbir zaman kendimle alakalı bir reklam derdim olmadı. Ben her zaman bir gece yarısı bir garibin, mazlumun duasına yer almaya, yer edinmeye çalıştım. Dolayısıyla ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığıma inanıyorum. Muhakkak eksiklerim olmuştur, yanlışlarım olmuştur ama önemli olan bilerek yanlış yapmamaktır. Beşer şaşar, biz hatalar bize mahsus. Ama ben inanıyorum ki bu davanın ilerleyebilmesi adına, mazlum coğrafyalarda güçlü nidalar verebilmek adına ben elimden geleni yaptım. Recep Tayyip Erdoğan'ın temsiliyet noktasında da ben inanıyorum ki ona layık olmaya çalıştım. İnşallah bir nebze olabilmişimdir ama ben şunu söylüyorum, hani Recep Tayyip Erdoğan diyordu ya, faiz lobisi beni sevmez, işte şunlar sevmez, bunlar sevmez. Beni de tabiri caizse tenzih ederek söylüyorum ama beni zenginler sevmez. Beni baronlar sevmez. Para baronları, siyaset baronları, mafya baronları beni sevmez. Beni mazlum millet, mazlum insanlar sevsin, ben onun derdindeydim. Dolayısıyla doğrudur, ben basından uzak kaldım. Çünkü ben bütün hayatım boyunca kendi resmimi paylaşmaktan imtina eden bir insanım. Bu son dönemde ilçe başkanı olunca sosyal medyanızı başkaları kullanır. 60'lardır ona bir şey ama ben İlçe başkanı olmadım, hiçbir dönemde kendi resmimi paylaşmadım. Paylaşmaya da gayret göstermedim. Ama ben şuna inanıyorum. 3,5 yıldır bir değişim gerekiyordu zaten. Yorulduk. Yorulmak demek işi bırakmak anlamına gelmez ama yeni bir güçle, yeni bir enerjiyle başka kardeşlerimizin bu işi yapması gerektiğine inanıyordum ben. Biraz da espri yolu söyledim. Burası artık bizi kesmiyor dedim. İnşallah bu memlekete, millete, bu ümmete hizmet yolunda inşallah farklı noktalarda hizmet etme görevi ne talibiz. Olursa olur ama biz nasibe inanan, Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği bir şeyin dünya bir araya gelse size verilmesiyle alakalı bir sıkıntı olmayacağını ama Cenab-ı Allah takdir etmemişse bütün dünya bir araya gelse o koltuğu size veremez. Biz sadece teşebbüste bulunuyoruz. Teşebbüsten sonra tevekkül edeceğiz. Tevekkülden sonra gücümüzün bittiği yerde Allah'ım sana teslim olduk. Bundan sonrası senin diyeceğiz. İnşallah Rabbim bizi mahcup etmesin. Bizim ilk hedefimiz AK Parti'den ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir belediye başkanı adayı çıksın değil. Öncelikle şehrimizin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhur İttifakı'na geçmesi üzerine çalışacağız. Sonra büyüklerimiz kimi uygun görür, hangi partiden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, AK Parti'den aday uygun görürse biz onun etrafında kenetlenip inşallah şehrimizin anahtarını Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz diye umuyorum. Evet, biraz önce konuşmanızda belediye başkanı adayı olduğunuzu da açıkladınız. Bu konuda neler söylemek isterdiniz? Yani ben biraz belki ben kibirden önce onu söyleyeyim, Allah'a sığınıyorum ama ukala bir tavır olur mu onu da bilmiyorum. Ben bu yeterliğe sahip olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben 29 yıldır siyasetin içinde olan bir insan olarak her sabah evden çıkarken takım elbisemi giydim, aynanın karşısına geçtim, saçımı taradım, o ya, güzel bir adammışım dedim ama arkasından benden ne olur diye onu da sorguladım. Haddimi bilerek bu yollara çıktım. Bana daha önce, çok önceleri ilçe başkanlığı teklif edildiğinde hayır, olmaz demiştim. Sonrasında şartlar olgunlaştı. Biz o olgunluğa eriştik. Bizi büyüklerimiz uygun gördü, oraya getirdi. Ben inanıyorum ki tecrübemizle, yaptığımız hizmetlerle, insanlarla olan halkla ilişkilerden sebeple ben inşallah belediye başkanlığı görevini en iyi şekilde yaparım diye düşünüyorum. Ama yine de diyorum, ben aday olsam olmasam, ben hep söylerim, Recep Tayyip Erdoğan bir
boş şişeyi, çok özür dilerim, tenzih ederek söylüyorum, aday gösterirse ben kendim olmuş gibi çalışmanın sözünü veriyorum. Çünkü biz dava erleriyiz. Davamız neyi gerektirirse, neyi isterse biz onu yaparız. O konuda sıkıntı yok ama ben de bu işe talibim, yaparım diye umuyorum. Evet, biz de çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Başkanım, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rabbim bu ümmetin birliğini, dirliğini daim etsin. Memleketimizin, milletimizin huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat vermesin inşallah. Ama diyoruz ki artık Tarsus ve Mersin AK belediyecilikle tanışsın istiyoruz. Farkımız ortaya çıksın istiyoruz. Çok teşekkür ederim.